Evet, selam. Bugünkü videomuzda yeni klavyem Logitech G513 Carbon klavyenin kutu açılımını yapıyoruz. Evet, o zaman videomuza başlayalım. Şimdi ben bu klavyeyi aldım ama ben bu klavyeyi niye aldım? Daha önceden bir klavyem yok muydu? Vardı ama benim önceki klavyem Logitech G910 Orion Spectrum diye bir tane klavyeydi. Gayet güzel bir klavyeydi. Ne switchlerinde sıkıntı çıktı, ne RGB'sinde sıkıntı çıktı, ne tuşlarında sıkıntı çıktı. O zaman bu klavyeyi neden aldın diye soruyorsunuzdur. Normal, çünkü taş gibi bir klavyem vardı. Bu klavyenin sıkıntısı bu klavyenin İngilizce bir klavye olmasıydı. En başta bu klavyeyi aldığımda bir şey olmaz, İngilizce klavye, Türkçe tuşları kullanmam, ne olacak diye düşünüyordum. Oyunlarda falan veya video editlerine çok da gerekmiyordu aslında Türkçe tuşlar. Ama ben YouTube'da video çekiyorum. Çok şaşırdınız değil mi? Ama bu her videonun video kapağı, video başlığı, video açıklaması ve videonun anahtar kelimeleri gibi şeyler için Türkçe alfabeye ihtiyacım vardı. Çünkü Türkçe yazıyordum. Yani her bir videonun video kapağı, açıklaması ve onun gibi şeyler için yanında bir tane Türkçe alfabe açıyordum. Oradaki harflerle kopyala yapıştır yapıyordum. Yani bildiğiniz işsizlik, ama ne yapacağım? Video başlığını yazmam gerekiyor. En başlarda benim için pek bir sıkıntı çıkarmıyordu. Bir şey olmaz, kopyala yapıştır yaparım. Sorun olmaz. Biraz uğraşırım ama klavye güzel diyordum. Bir ara ödev proje gibi bir şey verilmişti ve ben de bu proje için 3 sayfa Word dosyasına bir şey yazmam gerekiyordu. En başta bu klavyeyle mutlu bir şekilde yazmaya başladım ama her cümlede en az birkaç tane Türkçe klavyedeki harflere ihtiyacım vardı. Onları da yine yandaki alfabeden kopyala yapıştır yaptım. Ama bu yani bir cümle değil. 3 sayfa Word dosyası. Yani normalde 1 saatte bitebilecek işimi bu klavye sağ olsun çok daha uzun bir sürede bitirdim. Niye? Türkçe harfler bunda yok. Sonra karar verdim ki ben bir Türkçe klavye alacağım dedim ve ondan bir 3 ay sonra da Türkçe klavyem aldım. Bu güzel hikayenin de burada sonuna geliyoruz. Bu video neden Logitech G910'u kullanmadığım videosu değil, bunun kutu açma videosu. O yüzden bunun özelliklerine geçelim artık bence de. En başta bu klavyenin 3 tane modeli bulunuyor ve bunlar da Romer G Tactile, Romer G Linear ve GX Blue Switch. Bu saydığım değişik isimler ne diye düşünüyorsanız bu saydıklarım klavyedeki switchlerin adları. Zaten bu 3 model arasındaki tek ve en önemli fark switchler. Ben bu 3 model arasında Romer G Linear switchli olan klavyeyi aldım. Çünkü hem sessiz bir klavye istiyordum hem de mağazada sadece bu model vardı. Yani seçmesi pek zor olmadı. Bu klavye gerçekten hızlı bir klavye. Çünkü klavyenin tuşuna bastığınızda bildirme hızı 1 milisaniye ve alabileceğiniz en hızlı klavyelerden biri. Bu süre 0.5 milisaniye gibi bir süre olsaydı, ki piyasada sanırım böyle bir klavye yok. O 0.5 milisaniyelik farkı zaten gözleriniz algılayamazdı. Çünkü 1 milisaniye bile çok hızlı süre ve ben bu cümleyi kurana kadar kim bilir kaç milisaniye geçmiştir. Hadi biraz abartıp bu klavyenin 0.5 milisaniyelik bir bildirme süresinin olduğunu varsayarsak ve gözümüzün 0.5 milisaniyelik bir süreyi algılayabileceğini saysak bile benim monitörümün görüntünün yansıtma süresi 1 milisaniye. Yani benim için bir şey değişmezdi. Logitech'in Gaming Software üzerinden her tuşa ayrı ayrı 16.8 milyon renk seçeneği arasında renk verebilirsiniz. 16.8 milyon ne yani? Cidden ben 16.8 milyona kadar sayamam. İnsan ömrü yetmez. O kadar renk olur mu? Ya da klavyenin düz ışıklı bir şekilde olmasını istemiyorsanız, efektli bir şekilde olmasını istiyorsanız zaten Logitech'in efektleri bulunuyor uygulamasında. Onlardan birini de seçebilirsiniz. Ve ben de efektli yapacağım. Klavyemizin üzerinde bir tane USB girişi bulunuyor ve istediğiniz gibi bu USB girişine mouse, klavye, mikrofon gibi aygıtlar takabilirsiniz veya telefonunuzu orada şarj edebilirsiniz. Evet, güzel özellik. Klavyenin kutusunu açmadan önce bu klavyenin 2 tane renk seçeneği bulunuyor. Bunlar da karbon ve silver. Benimki de zaten tahmin ettiğiniz gibi karbon. Burada şöyle kocaman bir karbon yazısı var, herhalde fark etmişsinizdir. Logitech bu klavyede daha farklı bir kutu tasarımı yapmış çünkü kullanım kılavuzu arkasında. Niye peki bilmiyorum, çıkarayım onu. Hadi güle güle küçük kullanım kılavuzu. Tamam, artık gönül rahatlığıyla kutumuzu açabiliriz. Şöyle kutumuzun içinde bir kutu daha çıkıyor. Şaşırdık mı? Hayır, çünkü artık her marka kutu tasarımını öyle yapıyor. Bu kutu sadece klavye almanızı sağlayan ilgi çekici kutu. Aslında gerçek kutu bu. Şimdi gerçek kutumuzu açacak olursak şöyle. Klavyemiz burada. 2 tane mi kullanım kılavuzu var? Tamam, bunu da atabilirim. Kutumuzdan bir tane klavye, bir tane bilek desteği. Küçük tuşlar nerede? Küçük tuşlar. Burada mısınız? Buldum galiba. Burada da genel olarak oyunlarda kullandığımız tuşların daha göçüklü bir versiyonu bulunuyor. Daha kolay basın diye. Ve burada da tuşları çıkarmak için bir mandal var. Klavyede ilk fark edilen şey ne? Bu klavyenin kablosu kumaş örgülü. Evet, sonunda bir kumaş örgü. Eski klavyem kumaş örgülü değildi. Bildiğiniz plastikti. Ama bu klavyenin 2 tane USB'si varmış. Bak, bunu bilmiyordum. Şöyle klavyemizin de çikolata paketi gibi olan bir tane naylonu var. Şöyle açalım bunu da. Klavyenin naylonunun üzerine kafanızı sokmayın ve küçük kardeşiniz kafasına sokmayın diye bir işaret koymuşlar. Ama aynı zamanda torbada delik açmışlar. Hem de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hem de 6 tane. Bu naylonu kim kafasına sokar ki? 5 minutes later. Ve yine bilek desteğimizde de naylon var ama bu sefer kafanıza sokmayın diye bir işaret yok. Neden? Sanırım kafanıza sığmaması. Aslında ben bu bilek desteğini ve şu tuşları sanırım kullanmayacağım. Ben bunları size göstermek için açacağım, ondan sonra kutusuna geri koyacağım. Niye? Çünkü bu güzel bir tanıtım videosu. Şu an zaten ekranda gördüğünüz gibi klavyenin tuşlarını çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz ve takabiliyorsunuz. Bir de en başta ben bilek desteğini mıknatıslı bir bilek desteği sanıyordum ama mıknatıslı değilmiş. Normal bir şekilde masaya koyuyorsunuz ve altındaki silikonlar masadan kaymamasını sağlıyor. Ve tabii ki bir klavye kutu açılımının olmazsa olmazı klavyenin ses testi. Sesi böyle blue switch, green switch, red switch, brown switch gibi switchli klavyelere göre daha düşük bir sesi var diyebilirim. Evet, klavyemizin ışıkları şu an videoda gördüğünüz gibi böyle. Bir de ışığı kapayım, daha net gözükür ışıkları. Odanın her tarafı ışık, çok ve etki etmedi ondan. Şurada da fan ışığı geliyor, ondan olmuyor. Neyse, ışığı geri yakayım bari. Klavyeyi ilk bilgisayara bağladığınızda klavye bu efektle geliyor. Ben zaten eski klavyemi de bu efekte kullanıyordum. Ondan zaten bu klavyeyi de yine aynı efekte kullanacağım. Bence güzel bir efekt. Böyle ışıklar buradan gelip kayıp gidiyor. Şöyle bilek desteğimizi de videoda göstermek için taktım. Şöyle rahat bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz ama ben bunu kullanmam. Bir de klavyenin tuşlarını fark etmiş misinizdir bilmiyorum. Klavyenin tuşları mat bir şekilde geliyor. Ama artık oyunu oynadıktan sonra parmaklarınız terleyince, yazı yazdıktan sonra parmaklarınız terleyince klavyenin tuşları hala mat olur mu bilmiyorum o kısmını. Evet, o zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Klavyeyi öneriyor musunuz diye soracak olursanız ben klavyeyi öneriyorum. İlk izlenimlerime göre gerçekten güzel bir klavye. Fiyatını da hak ediyor. Açıklamadaki linkten alabilirsiniz. Evet, o zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Videoyu beğenseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz şurada ya da şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Evet, o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.